Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. 1. cilt 29. mektubu şerif ile Şeyh Nizamettin Et-Tani Seyri veya Tani Sirri Fit-Tergibi fi Eda'il Feraid. İmam Rabbani Kaddesallahu Sırrahu bu mektubu şerifinde kendi sözüne itibar ve iltifat gösteren muhatabına ve muhataplarına bir mümin olarak farzlara ne kadar ihtimam gösterilmesi gerektiğini, nafileler ile farzlar arasındaki derece farkını çok net ifadelerle gerçekten ehli ilme yakışan, ehli imana yakışan ölçülerle ortaya koyuyor. Kardeşlerim, bilmemiz gereken bir hakikat var ki insan ömrünün kadri, kıymeti, değeri, şerefi ve pahası uzunluğuyla ölçülmez. İsterse 1000 sene yaşamış olsun. 1000 sene yaşamış olmak veyahut da 100 sene yaşamış olmak, 200 sene yaşamış olmak bir insanı kıymetli yapmaz. İman gözüyle baktığımız zaman, hakikat zaviyesinden değerlendirdiğimizde bir insanın ömrünü pahalı ve değerli kılan şey sıhhatli bir ömür yaşaması, müreffeh bir hayat yaşaması, istediği biriyle evlenip istediği kadar evlatlarının olması, yaşadığı zaman diliminde bir an bile başının ağrımaması veyahut da bir sancı, bir rahatsızlık, huzursuzluk çekmemesi ile takdir edilmez. İnsan ömrünün değeri, kıymeti, icat ettiği yeniliklerin, teknolojinin ne kadar değerli olduğuna göre de takdir edilmez. Hani zaman zaman duyarsınız, Edison elektriği bulmuş, bak bu kadar ülkelerin, dünyanın aydınlatılmasına, gece yapılacak işlerin kolay olmasına vesile olmuş. Bu kadar insanlığa faydası olan bir kimse tabii ki cennete girmelidir diyerek yanlış kıyas yapanlar şunu bilmiyorlar: cennete girmenin şartı faydalı olmak değildir. Yani başkalarına faydalı olmak, herkesin rahat bir hayat sürebilmesi için çözümler, çareler, yatırımlar yapmak değildir. Cenab-ı Hak ve beşşirillezine amenu ve amilussalihati enne lehum cennetin tecri diyerek iman edip ameli salihlere cenneti müjdeliyor. İman ve ameli salih ehline cenneti müjdeliyor. Eğer cennete girmenin, Allah indinde kabul görmenin ölçüsü insanlara, çevresinde veya dünya ehline faydalı olmak olsaydı, inanın affedersiniz, ineklerin, koyunların, keçilerin Edison'dan daha çok cennete girmeye hakları vardı. Eti faydalı, sütü faydalı, derisi faydalı, bağırsakları faydalı, tırnakları işe yarıyor, gübresi bile iş görüyor. İşe yaramayan hiçbir cüzü yok. O zaman bütün hayvanatın, bize faydası olan hayvanatın evvel emirde cennete girmeyi hak etmiş olması gerekirdi. İşte insan hayatını değerli kılan, şerefli kılan, onu takdire şayan kılan şey bir tek ameli salihtir. İman ve ameli salihtir.
Eğer bunu iyi anlarsak, bir Müslüman olarak dünyanın arzuları karşısında savrulan insanlarla aynı safta olmamak için, hayatın sunduğu ama dünyevi ama uhrevi fırsatlara ehli dünyanın baktığı zaviyeden bakmamak için azami gayret gösteririz. Biz önümüze çıkan fırsatlara Allah'ın düşmanları gibi bakamayız. Yatırımımızı nereye ve niçin yapmamız gerektiğini biliriz. Bu hayattan ne beklenmesi gerektiğine dair fikirlerimiz net olur. Bir gün onun davulunun önünde, öbür gün öbürünün davulunun önünde oynamayız. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimuşşan'da Enfal suresinin 70. ayeti olsa gerek, ya eyyühen nebiyyü, sayfa başı, kul limen fi eydiküm minel esra İyâlemillâhu fî kulûbiküm hayran yu'tiküm hayran mimmâ uhide minküm ve yagfir leküm vallâhu gafûrun rahîm buyurur. Karşı sayfanın alt tarafında levlâ kitâbun minallâhi sebeqe lemesseküm fîmâ ahadtum adâbun azîm. Bu ayetler müminlerin ilk sefer girdikleri muharebede, Bedir Muharebesi'nde zaferle sonuçlanan bu cihadın ganimetleri ve esirleri hakkında verilen kararı anlatır. Mesele müzakere edilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu an Bedir'de esir edilen Mekkelilerden İslam için, Müslümanlar için hem ilmi hem de maddi bir destek sağlamak için onlara, parası olanlara fidye, parası olmayanlara, okuma yazma bilenlere, Müslümanlara eğitim vermeleri için şart koşarlar. Bunları yaparsa serbest kalacaklar. Bazı Müslümanlar benim gibi, belki daha yeni imanla tanışıp imanı zayıf olanlar, Mekke'de bütün varlığını bırakmış, malını mülkünü bırakmış, sonra hicret etmiş. Çok zordur. Villada otururken, kendi müstakil evinizde otururken bir anda başkasıyla aynı evi paylaşmak zorunda kalıp bir evde evsiz parksız başkasının avucuna bakmak kolay bir hadise değil. İman için nelerden vazgeçilmiş? Hicret onlara nasıl bir bedel ödetmiş? İnsan düşününce hayretler içerisinde kalıyor. Sadece evden değil, yardan da geçilmiş, dardan da geçilmiş, diyardan da geçilmiş. Gelmişler. Evlerini bölmüş, misafirlere vermişler. Bir evde ne kadar misafir kalabilirsiniz ki? Bu durumda olan muhacirlerin bir kısmı fidyeye ihtiyaçları olduğunu düşünerek para karşılığında serbest bırakılmalarını istiyor. Ama Hazreti Ömer başka. Hazreti Ömer radıyallahu an kafirlerin elinden gelecek zerre menfaate iltifat etmiyor. O sadece ve sadece iman ehlinin izzetini, küfür ehlinin de zilletini hesap ediyor. Acayip bir basiret. Cenab-ı Hak her kararımızda mizanı onun gibi kurmaya bizleri muvaffak eylesin. Muvafakatü Ömer denilen bir tabir vardır. Muvafakatü Ömer usulü tefsir dersinde bu konuya temas eder. Kur'an ayetlerinden ve ahkamından bazıları 7-8 kalem Hazreti Ömer'in keşke böyle bir ayet inseydi dediği şekilde nazil olmuştur.
Bir tanesi bu mesele. İkincisi, çocukların anne babaların odalarına girerken izin isteyerek girme meselesi. Böyle farklı konular var. Muvafakat-ı Ömer. Gökte verilen karara uygun bir içtihatta bulunması. Bedir esirleriyle ilgili Hazreti Ömer'in tek istediği şey, öyle bir karar verelim ki küfrün kökünü kurutalım, İslamiyet'in izzetini. Çünkü izzetini ayakta tutalım. Bir tarlaya eğer fidanlar ekmişseniz, ayrık otlarını temizlemeden o fidanlardan mahsul alamazsınız. Hazreti Ömer başka türlü düşünüyor. Bana küfrün bahçesinde yetişen meyveler değil, yeni ekilmiş İslam bahçesinin fidanları lazım. Meyveleri lazım. Kafirlerin başını vuralım, onların kellesini uçuralım, onlardan gelecek dirhem dinara minnet etmeyelim. Yeter ki küfrün ayrık otlarını temizleyelim diyor. Levla kitabun min Allahi sebeqa lemessekum fima akhadtum adabun azim. Bu ayet onu anlatıyor. Hazreti Ömer'i haklı çıkarıyor. Fidye zamanı, tabi Hazreti Ebubekir Sıddık'ın ve Peygamber Efendimiz'in içtihadı, fidye alıp serbest bırakılması ve böyle karar çıkıyor. Sonradan ayeti kerime başka türlü inse de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gece gözüne uyku girmiyor. Bulunduğu yerde bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor. Sıkıntılı bir hal. Onu görenler, Allah Resulü'nün bir derdi var, ona sormamız gerekir diyorlar. Ya Resulallah, Bedir'de mutlak zaferle evimize döndük, ganimetler kazandık, esirler elde ettik, sizi sıkan, üzen şey nedir deyince, amcam Abbas esirlerin arasında, İki yeğenim esirlerin arasında, amcam Abbas'ın eli ayağı bağlı inleme sesini duyuyorum, gözüme uyku girmiyor demişti. Allah etrafımızda gözü gönlü haramlarla bağlanmış, namazda 5 vakit namazda secdeye gidemeyecek kadar ayağına zincir vurulmuş, dünyanın esiri olmuş, oturup Allah diyebilecek bir aşkı, bir manevi hürriyeti olmayan, Allah ona hafızlık gibi bir nimet nasip etmiş ama Kur'an'ın önünde diz çökemeyecek kadar nefsinin mahkumu olan insanların inlemeleri karşısında Resulullah gibi dert sahibi olup uykusunu terk edip çare arayan, çare peşinde koşan bir imanı bizlere nasip eylesin. Amca inim inim inliyor, ellerim bağlı, esirim diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcasının o halinden gözüne uyku girmiyor. Vallahi ibadete karşı esir, nefsine karşı köle olan etrafımızdaki yüzlerce, belki binlerce, başını örtemeyen, Allah'ın mülkünde sanki maharetmiş gibi gerine gerine Allah'ın mülkünde Allah'a isyan ede ede dolaşan insanlar Hazreti Abbas'ın esaretinden daha kötü durumdalar. Belki daha önce anlatmıştım size. Edirne kapıda sakalıyla cübbesiyle bir dükkanı olup onu işleten bir esnaf vardı. Her gün önünden genç bir kız geçiyor ama sanki bu memlekette hiç ezan duymamış, hiç Allah duymamış, hiç tekbir duymamış, hiç sala duymamış. Öyle açık ki ya tam cahil ya tam asi.
Allah iki durumdan da bizleri muhafaza eylesin. O adamcağız, bu kızı, torunu yaşındaki bu kızı bu halde gördükçe yüreği sızlıyor. Bir gün dayanamıyor, kızın önünü kesip ona emri bil maruf yapmaya çalışıyor. Kardeşlerim, Allah'a yeminle söylüyorum ki cehennemin şiddetini azıcık düşünsek, cennetin de güzelliği hakkında biraz tefekkür etsek, herkes o cennete girsin ama hiç kimse o cehenneme düşmesin diye çaba sarf ederiz. Ben onun için, bu durumları gördüğüm için, Ali Haydar Efendi'nin, Efendi Hazretlerimizin insanlara merhametini gördüğüm için, insanları kurtarma çabasını gördüğüm için, bizzat Ali Haydar Efendi zerre kadar imanı olan herkese şahsi haklarımı helal ediyorum. Çünkü yarın ahirette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmeti şefaat edip cehennemden kurtarmak için uğraşırken, ben kendi şahsi davalarım için Resulullah'ın karşısına geçip onun yaptığının aksini yaparak muhalif olmak istemem derdi. Bu ahlakı Cenab-ı Hak ahlakımız eylesin. Ben de tam beceremesem de aynı şeyleri kendime telkin ediyorum. Şahsi davaların, şahsi meselelerin veya nefsine yapılan kötülüklerin davacısı olma. Davana ihanet varsa, İslam'a hainlik varsa, Müslümanları birbirine düşürmek varsa müstesna. Ama şahsına yönelilen iftiralar veyahut da kötülükler, bunlar için yarın Resulullah'ın karşısına durup da hak talebinde bulunma. Doğru bir iş yapmazsın deyip Ali Haydar Efendi'nin ahlakını kendime telkin etmeye çalışıyorum. Eğer cehennemin ne kadar şiddet olduğunu bilseydik, sırf nefsimizden dolayı, bize yapılan haksızlıklardan dolayı, içimiz acıdığı için, moralimiz bozulduğu için insanların cehenneme girmesini arzu etmezdik. Allah Celle Celaluhu nefsimizden sebep, bizden sebep en zayıf Müslümanın bile azaba düçar olmasından, cehenneme atılıp yakılmasından bizleri muhafaza eylesin. Bu çok şiddet. Bunu tefekkür ettiğimiz zaman davalar biter, alacak verecekleri unutur, insanları oradan kurtarmak isteriz. O adamcağız da aynı gayretle o kız çocuğuna nasihat etmeye başladı. Bak kızım dedi, bizi yoktan var eden Rabbimiz böyle giyinmemizden razı değil. Senin üzerinde çarşafın olmalı. Senin üzerinde seni dışarıya kadar, dışarıya cazip göstermeyecek bir kıyafet olmalı. Ahiret var, ölüm var. Ey yarenler, ey kardeşler, korkarım ben ölem deyu, öldüğümü kayırmazem, ettiğimi bulam deyu. Öldüğümü kayırmazem, ettiğimi bulam deyu. Yapma kızım, eğer böyle yaşamaya devam edersen Allah seni yakar deyince, o kız çocuğu demek ki daha bu meselelere hiç aşina değil. Allah ne demek anlamış değil ki, omuz silkeleyip yaksın da görelim der. O gün başına büyük bir yangın gelir. Haftalarca yanık halde komada yatarken annesi başucundan bir an bile ayrılmıyor. Kız çocuğu kendine gelince tek sayıkladığı şey, Allah yakar anne, Allah yakar anne, Allah yakar anne diyor, tekrar bayılıyor.
Eğer biz Allah'ın anlattığı şekilde bilseydik, oraya kimsenin girmesini istemezdik. Allah Resulü'nün Hazreti Abbas'ın inlemesini, onun esir olarak yan çadırda acı çekmesini duyduğunda nasıl uykuları kaçmışsa, biz de rahatımızı başkalarına feda etmeyi tercih ederdik. Ne okuduğunuzu bilmiyorum. Hangi derslerdesiniz? Hangi seviyedesiniz? Ama herkesin, bakıyorum, kendine göre hocalık tarifi var. Bizim medreselerimizde bile birine soruyorum hoca ne demek, başka bir şey söylüyor. Öbürüne soruyorum hoca ne demek, başka bir şey söylüyor. Baktım ki hocalıktan herkes başka bir şey anlıyor. Dervişlikten herkes başka bir şey anlıyor. Şeyh deyince herkes başka bir şey anlıyor. Arkadaşlara dedim ki, mescidin en görünen yerine yazacaksınız. Hoca ehli mihrap, ehli kürsü. Sizin belki mihraplık vazifeniz yok ama kürsüde çok iş görürsünüz. Mahmud Efendi Hazretlerimiz cemaatini bu kadar büyük kitlelere ulaştırması hanımların gayretiyle olmuştur. Hanımların başarısıdır. Hanımların çabasıdır. Hatta erkekleri teşvik edeceği zaman derdi ki, ya sen bugün başlasan birkaç senede Allah'ın izniyle hoca olur, din-i mübin İslam'a çok büyük faydan dokunur. Kimin kızından aşağısın derdi. Hanımların becerisi başka, kabiliyeti başka. Onun için ben bütün talebelerime, hocalarıma diyorum ki, ilk günden itibaren talebeyi kürsüye çıkarın. İlk günden itibaren talebeyi kürsüye alıştırın. Eğer siz bunu yapmaya başlarsanız, bir ayağınız medresede sabit, talebenin başında, dersinize devam, bir taraftan da cemiyetle alakadar olursanız gayreti diniyeniz sürekli zirve, sürekli zinde olur. Gayreti diniyeniz. Öğrendiklerinizin size ne kattığını daha net anlarsınız. Belki daha önce anlatmıştım. Olsun, tekrar olsun. Ben medreseye başladığım zaman üniversite dönemimde rahmetli babam benimle hava atardı. Benim çocuk Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyor. İşte şöyle birinciliği var, şöyle derecesi var. Herkese hava atıyor. Dönem sonlarında yurt dışına gidiyoruz, Fransa'ya, İngiltere'ye. Havasından geçilmiyor. Zaten meşhurdur bizim orada. Efendim, içinizde varsa bu ırka mensuplar ne demek istediğimi daha iyi anlarlar. Bizim orada şöyle bir laf vardır İbrahim Hoca. Köyde çünkü farklı Çerkes var, Yörük var, bir de muhacirler var. Onlar birbirine şöyle derler. Yörüğün parasına, muhacirin tarlasına, Çerkes'in de havasına dokunmayacaksın derler. Yörüğün parasına, Yörük parayı çok sever. Muhacirin tarlasına, adam zaten hicret etmiş gelmiş, sonra arazi sahibi olunca çocuğunu evlendirirken bile arsa satmaz. Muhacirin tarlasına, Çerkes'in de havasına dokunmayacaksın. Çerkes'te cepte para da yok, arsa da yok ama havası acayip. Rahmetli babam da Çerkes, o biçim hava atıyor. Sonra bir anda sarıklı cübbeli bir adam karşısına, ben medreseye başlayacağım diye dikilince adama az kalsın inme inecekti. Millet, oğlun terörist oldu, oğlun şöyle oldu, böyle oldu, her türlü sözü söylemeye başlayınca, inanın rahmetli babam bir sene yüzünden tebessüm, neşe eksildi.
normalde çok şakacı, güleç bir adam, insanın içine çıkamaz oldu. Benden sebep. Ben de bunu dert edindim. Ailemin yeniden başını kaldırabilmesi için çabuk yetiştim. Bunları teşvik olsun diye söylüyorum. Tahtisi nimet olsun. Kendimi met etsem ne olur ki? Bana cennet veremezsiniz. Cehennemden beraat veremezsiniz. Sadece teşvik. 5 senelik Arapça müfredatı 1 senede bitirdim. Günde 17 ders alarak. Teheccüde başlardım. Geceleri uyumamak için kahve yerdim. Leblebi gibi. Böyle 1 senede bütün müfredatı bitirdim. Bir taraftan sohbetlere, en maruflara başladım. Kürsüye çıktım, memlekete gittim. Orada yaklaşık 40 dakikalık bir sohbet ettim köylülere. Baktım caminin kenarında bir ağlama sesi geliyor. Bir de baktım rahmetli babam ağlıyor. Çok duygulanmış. Cemaatin de çok hoşuna gitti. Kağıttan okumayan ilk sefer bir hoca görüyorlar. Ezberden vaaz eden. Sonra sohbetten sonra kıymet bildiler. Herkes geldi, tebrik etti, teşekkür etti. Babam da en son geldi. Yan çevre köyleri devamlı gezerdi işi icabıyla. Herkes tanırdı onu. Rahmetli babam dedi ki, oğlum sadece bizim köyde vaaz etme. Bütün köyleri gez, oralarda vaaz et. Kimin çocuğusun derlerse Arif'in çocuğuyum dersin dedi. Şimdi de öyle hava atacak. O zaman anladım ki, ha demek ki bugün çarşafınızdan dolayı, bugün sarığınızdan dolayı, bugün cübbenizden dolayı, bugün İslami ilimleri tedris ettiğinizden dolayı birisi sizi küçümsüyorsa, birisi sizi savunamıyorsa, birilerinin boynu bükükse, onlara bu hazzı yaşatmanın, onlara bu sevinci yaşatmanın yolu kürsüye çıkacaksınız. Sizden büyük, sizden daha tahsilli dünyevi manada olan insanların cenazelerinde, düğünlerinde, meclislerinde veya hususi ortamlarda "Kâle Allah, kâle Resûlullah'ı Allah için anlatın." göreceksiniz. Ne kadar kıymetli bir şeyi tahsil ettiğinizi o zaman size başkalarının söylemesine gerek yok. Siz haykıracaksınız. Bu sefer hocanın kıymeti farklı. Size emek eden kurumun değeri sizin gözünüzde farklı olacak. Neler kattığınızı, hiç kimsenin sahip olmadığı bir sermayeye sahip olduğunuzu, öğrendiklerinizin ne kadar değerli ve öğrenmediklerinizin ne kadar gerekli olduğunu cemiyetteki sohbetleriniz, irşat faaliyetleriniz size öğretmiş olacak. Onun için kürsüye bugün çıkın. Nefsinizin çekingenliğini umursamayın. Hayatta korkularınızla baş etmeyi bugün öğrenirseniz, bütün korkularınız sizin için sizi tetikleyen bir teşvike dönüşür. Bütün korkular sermayeye dönüşür. Bütün korkular fırsata dönüşür. İmam-ı Rabbani kaddesallahu sırrahu ibadetlere doğru zamanda, doğru şekilde ihtimamı anlatıyor. Çünkü başta da dediğim gibi bir insanın ömrünü değerli kılan, aynanın karşısında saatlerce durup orasını burasını düzeltip boyayıp, yok eşarbı buradan mı koyayım, yok kafama bir tane saksı mı koyayım, bunlarla değil. Ameller içerisinde insanı Allah'a yaklaştıran bazı ameller vardır. İmmâ ferâidu ve immâ nevâfil. Bunları iki gruba ayıracak olursak, bir farzlar var, vacipleri de ameli olarak o da farzlar hükmündedir. Biliyorsunuz farzla vacip arasındaki tek fark sübutu itibarıyla veya delaleti itibarıyla zanni. Ama hüküm olarak farzı terk eden de vacibi terk eden de aynı günaha maruz kalır.
Ya farzlar, vacipler de onun içerisinde, ya da nafileler, sünnetler ve efendim revatip sünnetler hepsi içerisinde. Ya insan farzlarla Allah'a yakın olur, Allah'ın sevgili kulu olur, ya da nafileler. Bunlar hepsi Allah'a yaklaştıran ibadet türleridir. Bidatlar yok. Fennevafilu, nafilelerle farzları şimdi teraziye koyacak olsak. Dikkat ediniz. Bu ölçüyü bilmek niye mühim biliyor musunuz? Belki bu mektubun devamında aşağılarına bakma fırsatım olmadı. Belki burada anlatıyor. Bizim gibi acemi, sizi bilemiyorum. Benim gibi acemi çaylak insanların nefsi farzlardan hoşlanmaz. Nafilelerden zevk alır. Mesela bir kandil gecesi üzerine farz olan bir vazifeyi yapmak ona ağır gelir. Müptedinin, yani bidayette olan, daha işin başında olan, nefsini terbiye edememiş bir insan farzlardan ağırlanır. Ama nafilelerden hoşlanır. Kitapta yeri olmasa bile, hani teksirün nevafil, o da ayrı bir sünnettir. Yeter ki regaib gecesine mahsus şöyle bir sünnet namaz var demedikten sonra, tayin yapmadıktan sonra, dindenmiş gibi kabul etmedikten sonra kalk istediğin kadar namaz kıl. Nefis 100 rekat, 200 rekat namaz kılır, bundan zevk alır, bununla övünür. 2 rekat kaza namazı kılacaksın, ağırlanır bundan. Onun için ama müntehi olunca, nihayete ulaşınca o zaman neyin kıymetli, neyin kıymetsiz olduğunu tam olarak İmam Rabbani Hazretleri gibi ayırt ettiği için farzlar onun için en önemli, en değerlidir. Yani bir çocuğa sorsanız, 5 yaşındaki bir çocuğa böyle altının ne olduğunu bilmiyor, böyle altın gösteriyorsunuz, bir de çikolata gösteriyorsunuz. Hangisini alır? Çikolatayı alır. Tamam? Bir terzi çırağıyla devamlı alay edermiş. Belki biliyorsunuz. Terzi böyle keyiflendirmek, güldürmek istediği bir müşterisi olduğu zaman dermiş ki, bak dermiş, bizim çırak geldi 15 yaşına. Abi 10 lirayla efendim 50 lira arasını ayırt edemiyor, biliyor musunuz? 10 lirayı daha büyük zannediyor. Bak diyor, şimdi göstereyim diyor. Çağırıyor çırağı. Oğlum diyor, burada 10 lira var, burada 50 lira var. Hangisi daha büyükse diyor, sen onu al diyor. Çocuk 10 lirayı alıyor, senin olsun diyor, tamam. Böyle her gün bir müşteriye aynı şey yapıyor ve müşteriler gülüyorlar bunun saflığına. Halbuki hepimizde böyle saflık binlerce, yüzlerce her gün. Bir gün müşterilerden birisi berber dışarıya çıkınca çocuğa soruyor. Evladım diyor, ya 15 yaşındasın. Mektep okumadın mı? Okudum abi diyor. Dersleri nasıldı? Gayet iyiydi. E sen 10 lira ile 50 lirayı ayırt edemiyor musun ya? 50 liranın daha fazla olduğunu bilmiyor musun? Biliyorum amca demiş. 50 lira bunun 5 katı. E mübarek, niye o zaman 10 lirayı alıyorsun? 50 lirayı alsam oyun bitecek abi demiş. 50 lirayı alsam bir daha bana bu oyunu yapmayacaklar. Dolayısıyla her gün 10 lira alamayacağım demiş. Böyle bir zekayla kandırılıyor zannederken kandırabilirsin, o ayrı. Ama bir çocuk aklı ermiyorsa bir altın uzatsanız, bir de şeker uzatsanız, çocuk ya bu, şekeri alır. Halbuki altını alsa bir kilo şeker alacak onunla. Belki 10 kilo. İşte biz de çocuk aklımızla, daha hiçbir terbiyeden geçmemiş, mesafe kat etmemiş nefsi emmaremiz veya levvamemizle beraber nafilelere daha çok meyyaliz, farzlara değil. Ama müntehi olursak, nefsi mutmainne, radiye, merdiye, safiye, o zaman adı safiye değil, nefsi safiye. Böyle olursak o zaman işin seyri değişiyor. Nafileleri bile farzlara ihtimam olsun diye eda etmeye başlıyoruz. Bütün gayret onu kıvama erdirmek. İşte İmam Rabbani Hazretleri insanı Allah'a yaklaştıracak olan ibadetler iki grupta.
hani ahkam-ı şeriyi anlatmıyor buraya. İcmalen gidiyor. Nafileler var. Farz olmayanlar var. Farz olanlar var. Peki. Fennevafil. Nafileler. La la'tibara leha fi cembil feraizi asla. Farzları bir tarafa koyun. Nafilelerin hepsini bir tarafa koyun. Ömür boyunca yaptığınız nafileler bir farzın yanında hiçbir kıymeti yok diyor. Ancak burada yanlış anlaşılmaması gerekir. Nafilelerin ne kadar değerli olduğunu başka bir mektupta, başka bir dille ifade ediyor. Burada sadece kıyas yapıyor. Yoksa altınla şekeri kıyas ettiğimizde şekerin altının yanında bir hükmü yok. Bir gram bile alamazsınız bir şekerle. Ama şeker kıymetsiz demek değildir yani. Evet. فَاِنَّ اَدَاءَ فَرْضٍ مِنَ الْفَرَائِزِ ف۪ي وَقْتٍ مِنَ الْاَوْقَاتِ Herhangi bir vakitte, ama zekatının verilmesi, ama hac farz olmuşsa onun edası, ama anne babaya itaatin gerektiği yerde itaat, büyüklere hürmet edilmesi gerektiği yerde hürmet, küçüklere şefkat gösterilmesi gerektiği yerde, komşu hukukuna riayet, farzlardan, efendim, haramlardan kaçmak, böyle sıralayabilirsiniz. Hangi vakitte, hangi farz yapılırsa o farzı eda etmek efdalu min eda'in nevafil elfe sene, bin sene aralıksız nafile ibadetlerle meşgul olmaktan daha iyidir. Yani bir iş adamı düşünün, işçinin emeğinden kesiyor, yemeğinden kesiyor, maaşından kesiyor, ondan sonra gidiyor cami yapıyor. Bin tane cami yapmaktan daha iyidir anlaşma yaptığınız insanın hak ettiği kazanımı ona vermek. Böyle düşünmek lazım. Ve in uddiyet bi niyetin halisatin eyye neflin kâne minas salati ve savmi ve zikri ve fikri ve emsali zâlik. Hangi tür olursa olsun ve ne kadar ihlasla yaparsanız yapın, bir tarafta farz, diğer tarafta binlerce nafileden daha kıymetlidir. Hatta ekulu inne riayete sünnetin mine sünen ve edebin minel adab hine edail ferayiz leha dalikel hükmü eydan. Çok acayip bir şey söylüyor. Bir farzı eda ediyorsunuz. Yıllar önce Efendi Hazretlerimiz abdest alırken bizim hanım da efendim dede ben size yardımcı olayım dedi. Ona abdest alması için yardım ederken ayaklarını yıkadı. Böyle ayaklarını sol elin küçük parmağıyla aşağıdan yukarıya doğru hilalleyerek ayağını yıkıyor. Dedi ki sen ayaklarını böyle hilalliyor musun dedi. Yok dedi, hilallemiyorum dedi. Böyle yap. Çünkü böyle yapmak müstehaptır. Resulullah'ın sünnetidir dedi. Bunu kaçırma dedi. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki abdestten tutun namaza kadar bir farzın edeplerinden bir edebi. Nedir edep mesela? Efendim namazda şeye bakıyorsunuz. Efendim rükuda parmak uçlarına veya secde mahalline. Veya secdede gözünüz açık oluyor. Böyle namazın edeplerinden bir edebe veyahut da sünnetlerinden bir sünnete riayet etseniz. Veyahut da mesela sahura kalkmak sünnettir oruçta. Niye? Oruç farz. Ama orucun bir sünneti var. Diyor ki, bütün bin sene nafile ibadetle meşgul olsan, bir farzın edeplerinden bir edebi yapmak, farzı kemale erdirmek için, fıkıhta geçer mesela, bir insan sakalı var, yüzünü yıkadıktan sonra 3 sefer sakalın tamamını yıkadıktan sonra böyle bir sefer alttan su verip şöyle hilallemesi, bu da sünnetin ikmali için müstehaptır diyorlar. Sadece bir farzı ikmal maksadıyla yapılan sünnetler, müstehaplar, edepler, bin yıl bunların dışında yapılan nafile ibadetten o bile daha kıymetlidir diyor. Yani şunu anlıyoruz ki burada bir medresedeyiz. Allah'ın dinini öğrenmek için buradayız. Hoca hanım kardeşlerimiz, derslerinize giren,
kimselerle beraber şunu önümüzdeki derse kadar, önümüzdeki aya kadar bir vazife bilelim. Öğrendiklerimizi, okuduklarımızı biraz belki hafifletelim eğer buna mani olacaksa. Oturalım, gün içerisinde eda ettiğimiz farzlara ihtimam gösterelim. Beş vakit namaza ihtimam gösterelim. Oruç tutuyorsak Ramazan-ı Şerif yaklaşıyor, ihtimam gösterelim. Gün içerisinde hangi farzlar önümüze çıkıyorsa o farzları eksiksiz her türlü edebine, müstehabına, fıkıh kitaplarında beyan edildiği şekilde eda ettiğimizden emin olursak, inanın göreceksiniz ki ibadetten lezzet almaya başlayacaksınız. Siz Allah'ın bize farz kıldığına ihtimam gösterdikçe Allah'ın size ne kadar önem verdiğini, ne kadar değer verdiğini, sizi böyle ne kadar muhafaza ettiğini birebir hissetmeye başlayacaksınız. Siz namazı koruyun, namaz da sizi korusun. Siz namazın değerini anlayın, idrak edin ve ona göre muamele edin. Onun tabiri caizse hayatınızdaki ameller içerisinde bir sultan olduğunu düşünün. Onun bir padişah olduğunu düşünün. Onun hayatınızdaki en kıymetli muhatap olduğunu düşünün ve ona göre ihtimam gösterin. Ona göre değer verin. Ne kadar değerli olduğunuzu daha net hissetmeye başlayacaksınız. Yıllar önce Efendi Hazretlerimiz rahatsızken Kemal Efendi hocamız pazartesi sohbetine çıktılar, hiç unutmuyorum. Hanımlara sohbet ederken dedi ki, hanım kardeşlerim, şu üzerinizdeki çarşafınız var ya, o kadar kıymetlidir ki, o kadar kıymetlidir ki. Yani dünya nereye giderseniz gidin, günün her anında İslam'ı haykırmak onun diliyle çok, çok gürdür. Onunla İslam'ı haykırdığınız gibi başka bir şeyle haykıramazsınız. Çünkü o şekilde sizi gören herkes tek bir şey söyleyecektir. Öyleyse size İslamiyet'i haykıran diliniz olan, görüntünüz olan, resminiz olan şu çarşafı çoraplarınızla beraber aynı makinede, aynı suda yıkamayın demişti. Çoraplarınızla beraber veya diğer kirli efendim elbiselerle çarşafı ayrı yıkayın. Mümkünse başörtünüzü ayrı yıkayın. Seccadenizi ayrı yıkayın. Sarığı ayrı yıkayın. Farza ihtimamı buradan başlatın. Böyle başlayan bir namaz miraç olur. Böyle başlayan namaz inna salate tenha anil fahşai vel münker. Görün sizi, bizi kötülüklerden nasıl korudu? O bizim silahımız olur. O bizim kalkanımız olur. O bizim korumamız olur. O bizim eskortumuz olur. Kıldığımız her namaz bizim için koruma kalkanı olur. Allah farzlara azami derecede ihtimam gösterip en güzel şekilde eda edebilmeyi, eda ettikten sonra nefsimize mal etmemeyi bizlere ikram eylesin. El-Fatiha.